Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda dolar 30 TL olur mu? Dolar 15 TL olur mu? Piyasada dönen bir sürü kirli söylenti mevcut. Bunları hep birlikte sizlerle teknik olarak burada incelemeye çalışacağız. Özellikle son günlerde Yiğit Bulut'un yapmış olduğu açıklamalar ve piyasadaki bazı kendini ekonomist sanan kişilerin yapmış olduğu açıklamalar neticesinde sizlerin de bu konuda çok büyük etkilendiğinin farkındayım. Ve bu konuyla ilgili ben de burada artık bir şeyler söylemenin zamanının geldiğini düşünmekteyim. Ve sizlerin bu tür konularda zarar görmemesi için dolar-TL kurunda 15 TL'ler, 30 TL'ler olabilir mi? Sizlerle birlikte biz de burada bunun bir teknik incelemesini yapalım. Öncelikle dolar-TL kuruna birazdan geçeceğim arkadaşlar ve bunu teknik analiz yöntemiyle sizlere de açıklamaya çalışacağım. 4 saatlik ve günlük bazlardaki grafiklerde dolar-TL kurunu inceleyip buradan bu piyasada dönen bazı kirli söylentilere sizlerle birlikte bir yanıt bulmaya bizler de burada çalışalım ki sizler de bu konularda farklı yönlerde etkilenmeyin. Özellikle Yiğit Bulut'un yapmış olduğu açıklamalarda Yiğit Bulut'un bazı yapmış olduğu bölümlerde katılmamak mümkün değil arkadaşlar. Özellikle de yüksek faiz verilmesinin yabancılara buradaki parayı peşkeş çekmenin anlamına gelebileceğini ve bu yönde de yapılacak yüksek faizlerin maalesef vatandaşların ezilmesi ve yabancının da buradan yüksek bir karla parasını alıp gitmesine sebep olacak ve bunun neticesinde de dolar 30 TL'ler civarına da gidebilir şeklindeki açıklaması var. Piyasadan birçok yerden bununla ilgili tepkiler geldi. Fakat ben Yiğit Bulut'un her söylediğine katılmasam da maalesef ki Yiğit Bulut bu açıklamasında bence de haklı. Özellikle bununla ilgili dolardaki oyunla ilgili bir videoda ben de yapmıştım. Ve bu yaptığım video ile ilgili düşüncelerim de Yiğit Bulut tarafından desteklenmekte. Yiğit Bulut bu arada Cumhurbaşkanımızın danışmanlarından arkadaşlar. Bunu da burada belirteyim. Yiğit Bulut bu yaptığı açıklamalarla özellikle Merkez Bankası'nın almış olduğu politikalarda, yüksek faiz neticesinde almış olduğu politikalarda kendi düşüncesini dile getirmiş ve bunun sonucunda dolar-TL'nin böyle gitmesi durumunda özellikle faiz sarmalı içerisine ülkenin sokulması durumunda vatandaşın daha fazla ezileceği ve bu durumdan en karlı yabancıların çıkacağı ve buradan paralarını ceplerine koyup ülkeyi terk edecekleri yönünde açıklamaları oldu. Bu durumda ben de Yiğit Bulut'a katılmaktayım arkadaşlar. Fakat dolar 30 TL olur mu? Ona da birazdan değineceğiz. Bunun haricinde piyasada biliyorsunuz 15 TL, 20 TL olacak şeklinde söylentilerde bulunan koca koca ekonomistler mevcut. Bu ekonomist arkadaşlar neye dayanarak bu fiyatları veriyorlar? Halkı bu şekilde yönlendirmek doğru mu? Bunu da şimdi teknik analizle sizlere ben kanıtlamaya çalışacağım. Bu tür açıklamalara da pek fazla riayet etmeyin arkadaşlar. Görüyorsunuz dolar-TL kurunda özellikle aşağılarda 1.860 civarından aşağılarda 1.685 civarına doğru düşüş yaşadık. Demek ki bunların dediği politikalarda maalesef öyle sandıkları gibi kolay değil. Çünkü Merkez Bankası'nın elinde bir faiz silahı var. Bu faiz silahını kullanmaya başladığı zaman maalesef yüksek yerlerden 15, 20, 30 lira olacak şeklindeki açıklamalara inanıp yükseklerden daha da gidecek şeklindeki açıklamalara inanıp yüksek fiyatlardan dolar alan yatırımcılar da çok fazla oluyor arkadaşlar. Bunların neticesinde de bu arkadaşlar daha sonra hatta bu yönde şöyle diyeyim arkadaşlar evini arabasını satıp dolara yatıranlar kredi çekip kısa zamanda zengin olma hayaliyle kredi çekip bunu dolara yatıranlar maalesef çok fazla ve bu insanlar ödeme zamanları geldiği zaman düşük kurdaki dolar fiyatından paralarını bozdurmak zorunda kalıp büyük zararlara da uğrayabiliyorlar. O yüzden bizler diyoruz ki teknik her zaman candır ve teknik söylediği seviyeler eşiğinde kalmak bizler için her zaman iyidir. Şimdi 4 saatlik kısa bazda dolar-tl kuruna hemen sizlerle birlikte bakalım. Dolar-tl kurunda
İki seviye bizler için önemli dedik. Aşağıda 7.25 ve yukarıda 7.49, 49 seviyesi. Bugün itibariyle 7.49 seviyesi üzerine dolar TL'de bir çıkış oldu. Yani şuradaki 7.49 ihlal edildi. Fakat tekrardan 7.49 altına geldik arkadaşlar. Şimdi burada büyük bir 4 saatlikte bir çanak oluşumuz veya buna tobo mu dersiniz, çanak mı dersiniz, her ikisine de evrilebilir bir oluşumuz mevcut. Buradan bir kulp yapma hazırlığı dolar TL kurunda mevcut gibi gözükmekte. Bunun da alt tarafında bizim takip ettiğimiz bir 7.25 seviyesi mevcut. Yani kulbun fiyatlaması gereken bir seviye şuradaki 7.25 ve 7.49 aralığı mevcut arkadaşlar. Şöyle çizdiğim zaman daha iyi anlayacaksınız. Bakın şurası bir kulp ve bunun üstü 7.49, alttan geçen seviyesi de 7.25 seviyesi. Bizim burada bir 14 kuruşluk marjımız mevcut. Özellikle kulp marjımız 14 kuruş. Bunu da 14 kuruşu 7.50'nin üzerine 7.49'un üzerine eklediğimiz zaman arkadaşlar bize verdiği fiyat 7.60, 7.74 civarlarına herhalde tekabül ediyor, değil mi? Hesapladığımız zaman 14'ü 7.50'nin üstüne 7.64 civarlarına denk geliyor. Bunu da buraya eklediğiniz zaman şurada bir 7.63 seviyesinin gidebilirliği olan bir seviye olarak bize kendini göstermekte. Özellikle kısada demek ki neymiş arkadaşlar? 7.49'un önemi. 7.49 eğer ki dolar-tl kurunda yukarı yönlü kırılabilirse bizim ilk etapta bu kulbun fiyat seviyesini bekleyeceğimiz yer 7.63 seviyesi. Bu fiyatlama 4 saatlikte oluştuğu için arkadaşlar hızlı bir şekilde dolar-tl kuru kendini bu 7.63 seviyesi üzerine atabilir. Şimdi şurada bir ana oluşumumuz mevcut. Kulbu burada zaten sizlerle birlikte hesapladık arkadaşlar. Şimdi bir de burada bir ana oluşum bölgemiz var. Bu ana oluşum bölgemizde gene nereden geçiyor arkadaşlar? Büyük oluşum olan bölgemiz. Üst seviyemiz 7.49 seviyesinden geçmekte. Bunun alt seviyesi nereden geçiyor? Hemen sizlerle bunu da hesaplayalım. Bakın alt seviyemizde 6.90. Takribi 6.90'larda. Hemen buraya bir 6.90'ı da belirleyelim. Evet, şuraya bir 6.90'ı belirleyelim hemen sizlerle. 6.90. Yukarıdan geçen seviyemizde ne dedik? 7.49. Yine 7.49. Burası biraz daha uzun vadeli. Kısa vadeli kulp kısmını sizlerle birlikte hesapladık. Oranın hesabı neydi arkadaşlar? 7.43, 7.63 seviyesi. 7.49'un aşılmasıyla birlikte 7.63 seviyesi. Şimdi burada bir 6.90 ve 7.49 seviyemiz mevcut. Yani 7.49 üzerinde Dolar-TL kurunun kalıcılık göstermesiyle birlikte bizim burada bir ne marjımız var? 49, 59 kuruşluk bir marj alanımız oluşmakta. 7.49'un üzerine şöyle bir hemen 59 kuruşluk bir marjı da eklersek bunu tam alalım arkadaşlar. Evet, 8.08, 8.05, 8.08 aralığını bize göstermekte. Evet, bizim teknik olarak arkadaşlar bakın şöyle mantıklı teknik olarak baktığınız zaman şu an için 7.49 çok önemli. 7.49 seviyesini dolar-tl kuru aşmayı başarabilirse ilk önce buradaki kulp fiyatlaması olan 7.63 civarına doğru yukarı yönlü hareket başlar. Daha sonra 7.49 seviyesi çok önemli bir destek haline gelir ve bu 7.49 seviyesi üzerinde tekrardan Merkez Bankası bir faiz artışına gitmezse, biliyorsunuz 18 Mart'ta Merkez Bankası'nın tekrardan bir faiz kararı var ve bu faiz kararıyla birlikte faizleri tekrardan bir artırım yoluna gitmezse buradan tekrardan bu aşağıdaki büyük çana fiyatlamak isteyecek bir dolar TL kuru ve bunun da yukarıdaki hedef noktası
8.05-8.08 civarlarına doğru denk gelmekte. Teknik olarak yani baktığımız zaman arkadaşlar şimdilik önümüzde bir 7.49 kuvvetli direnci mevcut. Bu direnç aşılacak mı? Öncelikle bunu takip edeceğiz. Buradaki direnç aşılamazsa tekrardan Dolar-TL kurunda yön ilk etapta 7.34 pivot noktasına doğru geri çekilmeler yaşanabilir. 7.34 altında da kötü senaryoda 7.25 kuvvetli destek bölgesine doğru Dolar-TL kurunda tekrardan geri çekilmeler yaşanabilir. O yüzden 7.49 çok önemli. Piyasadaki uçlu kaçlıcılara da pek aldanmayın. Burada verdiğimiz seviyeleri takipte kalın. Teknik olarak şimdilik bu seviyelerin dışında bir rakamlara riayet etmek uygun gözükmemekte arkadaşlar. Ben hepinizi çok seviyorum. Hiçbirinizin zarar görmesini de istemem. Kanalımdaki videolar hoşunuza gidiyorsa kanalıma bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kendilerini mutlaka kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.